Manşete hoş geldiniz. İki turlu Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri bitti. İlk haftayı geçirdik. İlk hafta ve hala devam eden, özellikle kaybeden muhalif güçlerde büyük bir bozgun hissi var. Hayal kırıklığı var ve bu işin sorumlusu olarak birilerini arıyorlar. İstifa bekliyorlar, partilerin yeniden organize olmasını bekliyorlar veya belki yeni partiler kurulmasını, yeni oluşumların harekete geçmesini bekliyorlar. Dönemin aktörlerine, dönemin yükselen ya da düşen yıldızlarına dönük projeksiyon devam ediyor ve bu konuda çokça analiz yayınlandı, Halen yayınlanmaya devam ediliyor. Birkaç tanesine bu yayında değineceğim ve yayınlanacak. Yani önümüzdeki günlerde bu konuda düşünmek için bolca vakit olacak ve elbette mevcut uygulamalara bakarak yani seçimin ardından muhalefet gerçekten organize oldu mu? Ya da bir hesap verilebilirlik şuuru içerisinde mi? Ya da nerede hata yaptık diye bir e, envanter çıkarıyor mu? Bunlara bakacağız. Esasen bu seçime kadar bir envanter çıkarılmadığı gibi belli ki ve görülen o ki ve gidişat da öyle gösteriyor ki bundan sonrasına dair de bir envanter çıkarılacak ya da bir muhasebe yapılacak hali yok. Bu da zaten mevcut ümitsizliği, mevcut hayal kırıklığını ve bedbahtlığı eski tabirle derinleştiriyor. Bütün bunlara bakacağız. Elbette kabinede değişiklikler oldu, bir takım atamalar oldu filan. Bunların çoğuyla ilgilenmedim ama birkaç önemli atama ve değişiklik var. Onlara da bakacağız ve yeni dönemin işaretlerini vermesi açısından da elbette dikkat çekici atamalar bunlar. Ki en önemli atama. E Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan atama oldu. Beklenen bir atama diyeceğim. Çünkü son 1-2 hafta itibariyle ge gerek iki tur arasındaki kulislerde gerekse hemen sonrasında Mehmet Şimşek ismi üzerinde bir mutabakata varıldı ve Mehmet Şimşek'in ekonominin başına geçeceği gibi e, kulisler, dedikodular çok yoğunlaşmıştı ve oldu. Yani bu konuda yanılmadı piyasalar tabir yerindeyse muhalefet piyasaları. Fakat onun dışında çok yanılma oldu. Mesela Erdoğan'ın e, hareket e, biçimi. Bütün e, bakanları milletvekili yaparak ikisi müstesna. Onlara bir daha bakanlık yolunu açmadı. Bunu Soylu için yaptığını Süleyman Soylu için yaptığını düşünenler de var. Az değil bunu düşünenler birazdan bakacağız. Ve görevinde tuttuğu iki bakanı yani milletvekili adayı yapmadığı iki bakanını da sürdürdü bakanlık görevlerini yani sağlık bakanı ve turizm bakanı her ikisinin de belli yatırımlara hükmediyor olması ve aileyle ilişkileri falan önemli Erdoğan ailesiyle elbette Ondan dolayı onları korudu. Belli ki onları koruyacaktı. Onları koruyacağı için onlara aday göstermedi ama aday gösterdiği herkesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yolladı ve yeni isimlerle devam kararı aldı. Şimdi demiden beri ekranda duruyor. Bunu anlamaya çalışıyorsunuz. Bu kapalı kapılar ardında Mehmet Şimşek'in etrafıyla paylaştığı bir kulis. Her ne kadar görev devir tesliminde rasyonel zemine dönülecek dese bile ve bu açıklama özellikle iç ve dış piyasalarda ilgiyle karşılansa bile Mehmet Şimşek'in kapalı kapılar ardında çevresine Cumhurbaşkanı ısrar ediyorsa daha fazla direnemiyorsunuz dediği ki bu cümleye katılıyorum. Önümüz yerel seçim, popülist politikalar uygulamak isteyecekler. Bu da zaten herkesin malumu. Ben de izin vermeyeceğim. İşte burada durum kritikleşiyor ve son cümle onu zaten sarı ile işaretledim. Bu şekilde ne kadar giderse gidecek. Yani ben e, popülist politikalara izin vermeyeceğim. Erdoğan'ın ne düşündüğünü, ne yaptığını biliyorum. Benden önceki bakanları yani kabristanda benden önce gömülenleri biliyorum. Hepsinin farkındayım. Akıllı bir insan zaten yani. Hem Erdoğan'ı çok iyi tanıyor, hem Erdoğan kabinelerinde uzun yıllar çalışmış ve bir kere daha görev tevdi ediliyor ve o göreve gelirken şartları var. Mu muhtemelen o şartlarını kabul ettirdi. Bilemiyoruz ne biçimdeyse. Şu ana kadar da e, testi kırılmamış görülüyor ve Erdoğan ve gerekse iktidar çevrelerindeki sessizlik de bunun satın alındığını gösteriyor. Yani bunun kabul edildiğini Mehmet Şimşek ne yaparsa ne ederse muhakkak belli bir mutabakat çerçevesinde yapmıştır ve şu anda da tüm desteğimiz Mehmet Şimşek'e ve onun getirdiği getireceği neyse kadrolara diye bakıyorlar. Erdoğan bunu hep yapar. Erdoğan kendi şahsı yıpranmasın diye araya perdeler koyar. Her defasında yeni bir kabine, Yeni bir kadro falan ilan ederek onları biraz nazara verir. Erdoğan profilindeki bir lider kendinden başka birinin öne çıkmasına izin verir mi? Vermez elbette. Fakat bu tür süreçlerde hele özellikle seçimden hemen sonra toplumun gaz almak için bunlar yapılır. Hatırlayın, bir önceki seçimde de gene kabine üzerinde haftalarca kritik yapılmıştı. Ne oldu? Neticede Erdoğan'ın dediği oldu son tahlilde. Şimdi burada da benzer bir makyaj, benzer bir vitrin düzenlemesi yapılmış görülüyor ve Erdoğan'ın buna izin verdiği iktidar cephesi de iktidar çevrelerinde buna izin verdiği görülüyor ki zaten her şey saraydan verilen talimatlarla e, biçimleniyor e, her ne hal ise son tahlilde Erdoğan gerek metal yorgunluğu diyerek gerekse 3 dönem kuralı falan gibi kuralları işleterek kendini saklayarak kendini geride tutarak bir takım değişiklikler yapıyor ama kendi orada durduğu sürece Durumlar değişmiyor. Esasen iç ve dış piyasalardaki tedirginlik de bu. Yani Erdoğan hala duruyor. Lafları orada, politikaları belli. Tamam bir takım insanları değiştirmiş, e, yönü batıya dönük, gerçekten eğitimi e, son derece e, iyi olan, kariyeri son derece güzel, başarılarla süslü olan insanları belli makamlara getiriyor ama... Bu politikalarını da değişeceği manasına geliyor mu? İşte içeride ve dışarıda bütün haberleri okudum, analizlere bakıyorum, İngiliz basınındaki yorumlara da bakıyorum. Hepsi böyle. Tamam, güzel değişiklikler bunlar. Not ettik fakat göreceğiz. Çünkü Erdoğan bilmediğimiz biri değil. Haliyle Mehmet Şimşek'in bu şekilde çıkışını veya çevresine bu şekilde konuşmasını da önemsemek lazım. Şenol Babuşçu, Profesör Doktor, Merkez Bankası eski baş ekonomisti idi. Ve Mehmet Şimşek elbette dönemini ve onun yapabileceklerini en iyi tahlil edebilecek isimlerden biri. Sert eleştiriler yapmıştı bakanlıktan ayrılırken diyor. TÜİK verilerle oynamaktadır. Merkez Bankası bağımsız olmalı. Hukuk sistemi olmadan yabancı yatırımcı gelmez. Bütün bunların hepsini herkes biliyor, söylüyor. İlla bunun için Şenol Babuşçu olmak gerekmiyor. Ama neticede göreceğiz, bekleyip göreceğiz. Bunları yapacak mı? Yani TÜİK'in verilerle oynaması, Merkez Bankası bağımsızlığı ve hukuk sistemi. Merkez Bankası demişken Merkez Bankası'nın başına Hafize Gaye Erkan düşünülüyor ki Mehmet Şimşek'te bu isimle görüşmüş. Ömer Murat Mehmet Şimşek hamlesinin yanı sıra ABD bankacılık sisteminde yetişmiş bir banker olan Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı için düşünülmesinin ifade ettiği anlam şu diyor. IMF'siz bir IMF programı uygulanmak isteniyor. Başarı şansı sıfır diye notunu düşmüş ama bu isim daha önce yani bundan yaklaşık 9 yıl önce 19 Haziran 2014'te Leyla Alaton'un attığı tweetle gündeme gelmiş. Haberimiz yoktu ama şimdi hatırlanıyor. Adını not alalım demiş Hafize Gaye Erkan'ın kendisi bir gün bu ülkede bakanlık yapacaktır. Hiç şüphem yok diye de not düşmüş. Gerçekten muazzam bir öngörü 9 yıl öncesinden. Gerçekten Hafize Gaye Erkan'ın ben birkaç Amerikan kanalında yorumlarını dinledim. Çok güzel İngilizcesiyle kendini çok güzel ifade ediyor. Çok iyi bir kariyeri var. Çok başarılı bir kariyeri, kariyeri var. Belli üniversitelerde belli kariyer kendi kariyerini inşa etmiş ve çok başarılı Amerika'nın Princeton gibi Harvard gibi üniversitelerinde çeşitli eğitimler almış filan. Bakalım ne olacak? Merkez Bankası'nın başına gelir mi? Gelirse ne olur? Elbette bu insanlar içerisinde kendi kariyerleri açısından politik pozisyon almak ve sonrası önemli. Dolayısıyla onlar da muhakkak değerlendireceklerdir. Yani bir yani kariyerlerini e, bu tür konularda oyuncak ederler mi? Veya meze yaparlar mı tabir yerindeyse bunu bekleyip göreceğiz. En dikkat çekici atama elbette Süleyman Soylu'nun gitmesiydi. Çokça kulis yapıldı. Bütün kulislerin çöpe gittiğini siz de görmüşsünüzdür. Erdoğan neticede çok basit bir düzlemde bazen politika yapıyor. Yani bakanları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi. Hiçbirini tekrar bakan yapmadı. İkisini tuttu ve onunla devam ediyor falan. Yani çok basit esasen. Ama buna rağmen işte Hulusi Akar'ın devam edeceği, Süleyman Soylu'nun devam edeceği falan gibi analizler yapıldı. Ve bunu siz bir hafta 10 gün boyunca dinlediniz. Neticede öyle olmadı. Belli ki Süleyman Soylu da bunu bekliyordu. Fakat buruk bir biçimde görevi yerli kayaya devretti ki aralarının çok da iyi olmadığı konuşuluyor. Ahmet Davutoğlu e o da tabii elbette Erdoğan matematiğini ve hareket biçimini en iyi bilen bilebilecek isimlerden biri. Süleyman Soylu'nun bakan olmaması için bütün bakan kurulu, bakanlar kurulunu milletvekili adayı yaptı diyor. Ee, enteresan ve Bahçeli ile arada sıkıntı doğacağı için yani tek başına Süleyman Soylu'yu yeseydi Bahçeli ile problem olabilirdi. Tüm bakanları vekil yapacağım dedi ve böylece Bahçeli'den de e, olumsuz bir e, ne bileyim Süleyman Soylu lehine olumsuz bir tepki gelmediğini söylüyor Ahmet Davutoğlu. Bunu da önemsiyor ve not ediyoruz. Süleyman Soylu uğruna diğer bütün bakanlar milletvekili yapıldıysa o bakanlar da yani milletvekilliği düz bir iştir. Yani neticede bakanlık başka bir iş ve çoğu için bakanlıktan düşmek ne bileyim attan inip tabir yerindeyse tabirimi mazur görün attan inip eşeğe binmek bile değil attan düşmek yani. Yani düz milletvekilliğini kim ne yapacak? Bakanlık gibi bir pozisyon varken, onun imkanları varken, görünürken filan saraya sürekli girip çıkarken. Şimdi düz milletvekili sarayın önünden bile geçemiyor yani. Evet. O arada en önemli atamalardan biri de ikisini anlattık. Üçüncüsü Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına ya da başkanlık olarak geçiyor değil mi? Eskiden müsteşarlıktı. Başkanlığına İbrahim Kalın'ın getirilmesi. Bu da çok mühim bir atama. İsmi daha önce de geçmişti. Tekrar düşünülmesi önemli ve İbrahim Kalın hakkında türlü şeyler söyleniyor. Wikileaks belgelerinde de var. Gidin bakın. Orada CIA'ya çalıştığı falan iddiası var. Neyse. Hemen herkes için bir takım iddialar gündeme geliyor. İşte Hakan Fidan, Fidan Dışişleri bakan olunca da işte İngiliz Hakan Fidan denmeye başlandı ya kimin adamı daha önce İrancı denmişti İsrail ajanı olduğu söylendi şimdi İngiliz deniyor neyse ne neticede bir biçimde Türkiye yönetimi bir yere doğru Türkiye liderliği veya saray bir yere doğru evriliyor konseri varmış Yavuz Büngörlü önümüzdeki günlerde onu da iptal etmiş yaptığı ilk işlerden biri ilk iptallerden biri zaten onu iptal etmesi MİT başkanlığı geliyor manasına geliyor bu şekilde de Şükranlarını belirtmiş şeye fakat çok önemli İbrahim Kalın şükranlarını saraya belirtirken Hakan Fidan'a hayırlı olsun mesajı dostum eski meslektaşım diyerek Richard Murdan geldi. Richard Moore 15 Temmuz sürecinde İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi'ydi ve sonrasında İngiltere'nin dış istihbarat MI6 diye geçer. James Bond filmlerinden hatırlayın. Dış istihbaratın başkanı oldu. İngiliz dış istihbaratının başkanı oldu. Oraya geleceği de zaten Ankara Büyükelçisi iken belliydi. Yani istihbaratçı, istihbarat kökenli bir isim. Şimdi dostum, meslektaşım Hakan Fidan'ı tebrik ederim, başarılar dilerim dediğinde alıntıladığı Twitter hesabı fake bir hesap. Yani sahte ya da parodi bir hesap. Sonra da e, hay aksi çok utanç verici demiş. Evet utanç verici yani. Yani sen bir İngiliz dış istihbaratının başında biri olarak meslektaşını ve dostunu tebrik ediyorsun ve onun sahte, fake ya da parodi hesabını etiketliyorsun. Yani gerçekten İngiliz dış istihbaratının başkanına yakışmayan bir iş. Yani istihbaratın bir anlamda sınıfta kaldığı bir konu. Bülent Keneş harika bir tweet atmış. Şaka değil gerçek. Kurucu genel yayın yönetmeni olduğum Today's Zaman'ın İki köşe yazarı Türkiye'de en kritik iki konuma getirildi. Ekonomi yazarlarımızdan Şimşek Mehmet yeniden ekonominin dümenine geçerken Kalın İbrahim MİT başkanı oldu. Bana da terörist diyorlar. İyi mi?" demiş. Haksız mı? O arada dönelim CHP'ye. CHP'de yeni MYK toplanmış. Bu fotoğraf yeni geldi, yeni düştü ve Kılıçdaroğlu bir kere daha işte MYK'yla bu şekilde görüntü verdi. Her iki MYK'da da yani dünden, geçen haftadan beri verdiği görüntülerde kravatsız bir görüntü veriyor. Yine parti yönetiminden yapılan açıklamalarda Faik Öztrak hala MYK'daki, MYK'daki Merkez Yönetim Kurulu'ndaki koltuğunu koruyor. Süratle il, ilçe neyse kurultaylarını yapacağız ve kurultay sürecini geçireceğiz demiş. Belli ki Kemal Kılıçdaroğlu yeni MYK'yla liderliğini pekiştirip Tartışmaları dindirip süratle de il ilçe kurultaylarını yapıp tekrar genel başkan olarak CHP'nin başında devam etmeyi düşünüyor. Fakat attığı tweetlerde bakıyorsunuz Allah aşkına ne için attı önemli değil. Can ile ilgili tutuklu tek vekil o şu anda. Onunla ilgili atmış birazdan bakacağız. Sizden bunun hesabını soracağım diyerek yargı mensuplarına seslenen bir tweet. Yeni dün atmış bu tweeti. Ben de soruyorum nasıl? Yani hesap soracağım, hesap soracağım. Mesela yani uzun yıllardır hesap soracaksınız da nasıl yani? Gelip geçiyor ve insanlar artık bıyık altından gürüyordur. Soruyorsan sor be falan diyorlardır. Zaten 5 yıllık garantilemiş olmanın rahatlığı var. Ben asla ve asla koltuğa kilitlenip burada kalacağım diye bir şey yok falan. O geride kaldı diye bir tweet atmış ne zaman? Ta Ağustos 2012'de bundan 11 yıl önce ama belli ki Kılıçdaroğlu bırakmayacak, bırakmayı düşünmüyor ve önümüzdeki dönem CHP'nin genel başkanı olarak kalacak. Ama orada arada Soli Özel politik yolda enteresan bir değerlendirme kalemi almış. Mahallenin içinden bir isim olarak e, kulak verelim. Yani diyor ki Türkiye ile ilgili tasavvurunuz nedir? CHP oligarklarının, CHP oligarkları demiş, CHP'yi elinde tutan mekanizmaya böyle diyor. CHP oligarklarının gerçekten böyle bir derdi var mı? Neden hala köşe başlarını tutuyorlar diye yazmış. Yazıyı okuyun enteresan. İşte o oligarklardan bir grup. <laughs> Erdoğan toprak demiş ki yani anayasa değişikliği için iktidar CHP'nin kapısını çalacak ya. Terörist dediği, terörle işbirliği yapıyor dediği seçim kamp seçim kampanyasında söylenen laflar unutuldu. Kandil'in liderleriyle yan yana falan diye sahte bir video gösterime sokuldu, dolaşıma sokuldu ama bunların hepsi yalandı, yutuldu. Şimdi iktidar saray Anayasa değişikliği için şeye gidecek, CHP'nin kapısını çalacak. Ciddi ve samimi ise her türlü katkıyı sağlarız demiş yani Erdoğan Toprak. Bin yıldır milletvekili. Orada eğer bir anayasa anayasa değişikliği olacaksa bunun tek maddesi olacak. Önü arkası önemli değil. %50 artı bir revize edilecek. Bu kadar. Çünkü artık Erdoğan %50 artı 1 alamıyor. Alamadığı görüldü görülüyor. İşte bir şekilde. Ata alan üsküdarı geçti yapıldı ama bundan sonra bu iş zor görülüyor belli ki CHP oligarkları demişken sağdaki ve soldaki isimler gitti e, iki Engin Engin Koç ve Engin Altay ortadaki isim duruyor üç grup başkan vekili olarak e, CHP'nin son beş yıllık e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin performansına imza atan isimler bunlar İkisi gitti ortadaki duruyor ama ortadaki Özgür Özel şu anda gerçekten CHP seçmeninin ve mahallenin sinir uçlarına dokunan açıklamalar yapıyor. Grup başkanı oldu. Şöyle ki Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olamadığı için doğal olarak genel başkanlar grup başkanı olurlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunun başkanı genel başkandır aynı zamanda. Ama milletvekili değilseniz grup başkanlığı yapamazsınız. Haliyle grup başkanı Özgür Özel. Ayrıca CHP'de grup başkan vekilleri de olacak. Yani CHP'nin meclisteki bir numarası. Kılıçdaroğlu olmadığı için. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın. AKP'li veya Cumhur İttifakı trolü çıkar demiş. Sonra da toplayamadı bu lafı. Numan Kurtulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı adayı olmuş. Olacak büyük ihtimalle seçilir. İlk iki turda olmasa bile üçüncü turda seçilir. Gene işte ilk destek ziyareti yaptığı yer CHP. Yani işte dedim ya terörle işbirliği, Kandil'in liderleriyle kol kola denen CHP. Bütün bu seçim öncesi her şey yalanıp yutuldu. CHP ile Destek CHP destek ziyaretinde bulunuluyor. Her neyse yani o CHP'de de hiçbir şey değişmedi yani şu anda. Yani anlatamıyorum. Genel Başkan da durduğu yerde duruyor, parti yöneticiler de duruyor. Özgür Özel buna ne dese beğenirsiniz? Seçileceğini kesin görüyor tabi. İlk dönemden sonra diyor ikinci dönem e, tarafsız olursa kendini kendisini destekleyeceğiz, karşısına aday çıkarmayacağız. Ya senden böyle bir laf bekliyor mu insanlar? Yani senden Numan kurtulmuş, ben meclis başkanlığına adayım. İşte efendim, desteğinizi istemeye geldim diye gelmiş. Senin de vereceğim politik cevap şudur, ben mi öğreteceğim? Biz de kendi adayımızı çıkaracağız, iyi olan kazansın falan dersin geçersin. Eğer tarafsız olursa ikinci dönem aday çıkarmayız, kendisine destek veririz. Ne demek yani? Ve bunu işte CHP'nin TBMM'deki bir numarası olarak söylüyor. Mehmet Altan'ın yazısı güzel, artı gerçekte Türkiye bu kabustan nasıl kurtulacak? Siyaset kurumuyla mı? Siyaset demokratikleşmeden bu mümkün mü? Şu an için hayal. O zaman yeni kabine laklağıyla biraz oyalanma sonra mükemmel çürümeye devam. Aslında 28 Mayıs'tan bu tarafa yaşadığımızı çok iyi özetleyen bir cümle, paragraf, bölüm bu yazısından. Yazısının tamamını artı gerçekte okumanızı tavsiye ederim. Yani bakın çürümeye. Şu sağdaki kişi İbrahim Uslu, ortadaki Zeynep Karahan Uslu AKP milletvekiliydi önceki dönemlerde. Soldaki de Egemen Bağış malum. 4 kişiden biri 17-25 Aralık soruşturması. Özellikle 17 Aralık soruşturmasında. Tescilli, hırsız, yolsuz bir adam yani. Ne vesileyle olursa olsun işte bir şekilde Pırak Büyükelçiliği'ni de ziyaret etmişler. Bir de böyle fotoğraf çektirmişler. Ve bunu da Pırak Büyükelçiliği paylaşmış resmi hesaptan. Bu İbrahim Uslu denen kişi yakın döneme kadar CHP Genel Merkezi'nden çıkmayan, siyasi danışmanlık veren biriydi yani. Kimin eli kimin cebinde. Başak Demirtaş çok önemsiyorum. Selahattin'e idam istenilirken Selo'ya idam diye sloganlar atıldı. Erdoğan'ın balkon konuşmasında ve bana göre Erdoğan'ın balkon konuşmasının tek çarpıcı tarafı buydu. Ne yazık ki büyük bir sessizlik oldu. Kılıçdaroğlu sustu, HDP eş başkanları sustu, etrafımızdaki partiler sustu. Tek bir kişi bile aramadı, kimse bir mesaj bile göndermedi diyor. HDP'de, yeşil solda da ciddi bir yarılma var. Sadece Ankara Partisi oldular, Meclis Partisi oldular, ne bileyim işte seçimden seçime çalışıyorlar. Sahayla bağları koptu, Selahattin Demirtaş'la bağları zaten incelmişti, o da koptu falan gibi yorumlar yapılıyor. Elbette bu başka bir bahsin konusu ama Başak Demirtaş'ın tek başına şu serzenişi bile T24'te Murat Sabuncu'ya yaptığı altı çizilesi unutulma, unutulmayacak bir serzeniş işte iki eş genel başkan Selahattin Demirtaş'ı hep anıyoruz ama Figen Yüksekdağ'da eş genel başkandı onunla beraber ikisi birlikte 6,5 yıldır geçti hatta Kasım 2016'dan beri tutuklular evlerinden alındılar ve o gün bugündür siyasi tutsak Erdoğan rejiminin elinde son ahim kararına rağmen ahim bir kere daha Türkiye-Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine hükmetmiş bu isimlerle ilgili olarak otomatikman tahliye edilmeleri, edilmeleri gerekir fakat nerede? Biz de sadece hatırlatıp geçiyoruz. Bir diğer isim Can Atalay. Gezeylemi davasında tutuklandı. Cezaevinde bir yıl aşkın süredir. Bir sürü lagaluga tahliye de edilmedi. Muhtemelen bir sürede edilmeyecek gibi görülüyor. Belki de hiç edilmez bilmiyorum yani. Türkiye rejimi hukuka göre yürümüyor ki. Şimdi çok basittir bu esasen. Hukukçu olmaya falan da gerek yok. Gerçekten çok basittir. Milletvekili adayı olmasına karar verdiğiniz milletvekili adayı olmasına herhangi bir hukuki engel yok dediğiniz kişi seçilirse milletvekili olur ve meclise girer kardeşim. Tahliye edeceksiniz otomatikman. Bunun için mahkemeye başvurmaya, evrak götürmeye, mazbatasını aldık, ahanda bu demeye falan gerek yok. Çok net, basit kural. Aday olmaya ehilse seçildiğinde de meclise gidecek. Bu kadar net. O arada sağında solundaki işçi partileri ismini bile anmıyorum. Gittiler yemin ettiler o Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve arkadaşlarının fotoğrafını da sırasına koyarak görevlerini yaptıklarını düşünüyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi sandalye dağılımı netleşmiş. E, CHP'ye CHP'nin e, listelerinden 38 milletvekili. E, Deva, Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti'den girmişti ve onlar da artık şu anda bu Türkiye yani TBMM'nin resmi sitesinden aldığım kesinleşmiş liste 6 Haziran itibariyle AKP'nin 267, CHP'nin 130 Yeşil Gelecek, Sol Gelecek Partisi'nin 57, MHP'nin 50 milletvekili var. İyi Parti 44'te. Deva 15, Saadet 10, Gelecek 10. Bu üç partinin bir grup kurabilecekleri üzerinde duruluyor. Bir çatı parti veya eş başkanlık modeli söz konusu olabilir. Deva en çok benim milletvekilim olduğu için benim çatımın altında buluşalım diyor. Benim genel başkanlığım altında buluşalım diyor ama eş başkanlık formülü de devredeymiş. Bakalım iş işte ne olacak. Çünkü eş başkanlık sistemi var Türk siyasi literatüründe. Demokrat Parti'nin 3 milletvekili var falan. Altta görüyorsunuz Halkların Demokratik Partisi'nin de 2 milletvekili var. Nereden çıktı bu filan diyeceksiniz. Evet o 2 milletvekili iki eş genel başkan. Mithat Sancar ve Pervin Buldan. Hiçbir şey demiyorum ama HDP, HDP yeşil soldaki yarılma bundan sonraki aylarda da çokça tartışılacak gibi görünüyor. Evet. İyi niyetli görüşmeler devam ediyormuş. Deva ve Gelecek Partisi'nin birleşmesi gündemde. Altan Sancar'ın kul kulisi. Bakalım iş ne olacak? Henüz olgunlaşmış değil ama ekonomi, ekonomide yangın, tam gaz devam ediyor. Dün gece Apple, sadece bir örnek vereceğim size ki bunu modelleyebilirsiniz. Dün gece Apple'ın Türkiye e, internet sitesi fiyatlarını güncelledi ve iPhone 14'ün son sürüm, iPhone 14'ün başlangıç modeli. iPhone 14 düz iPhone 14 128 GB'lık mavi model. Ekranda fotoğrafını görüyorsunuz. Türkiye fiyatı 38.000 TL oldu. Küsuratı toparlayarak söylüyorum. 38.000 TL. Bunun İngiliz poundu karşılığı 1433 pound. Peki İngiltere'de ne kadar aynı iPhone? İngiltere'de 849 pound vergilere bakıldığında Türkiye'deki site zaten vergileri ayrıca belirtmiş. Türkiye'deki verginin pound olarak karşılığı 686 pound. Yani bir iPhone satışından en basit en yani basic diyeyim. iPhone'un satışından Türkiye maliyesi 686 pound kazanıyor. Bu ne demek biliyorsun? Biliyor musunuz? Elini kolunu sallamadan, yorulmadan, fabrika açmadan neyse bir ürün ne bileyim icat edip de piyasaya sunmadan Apple'dan daha fazla kazanıyor. Satılan her iPhone'da Apple'dan daha fazla kazanıyor Türkiye maliyesi. İngiltere'de ne kadar vergi? İngiltere'de de vergi oranı var. 142 pound. 142 pounddu. 849'dan düştüğünüzde yaklaşık 700 pound kalıyor. Üretici firma bir de tabii maliyeti falan var. Maliyetini falan düştüğünüzde de Apple'a kalan parayı hesap edersiniz. İşte Apple'dan daha çok kazanıyor satılan her telefonda, her Apple ürününde. Vaziyet bu. Yani Türkiye ekonomisinin geldiği nokta bu. Sonra işte herkes Avrupa'ya göç veya iltica kuyruğunda Almanya dışişleri açıklamış. Almanya diyor şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'dekinden daha fazla vize vermiyor. Hani her iki başvurudan biri reddediliyor meselesi vardı ya. Yani ona rağmen ne denirse densin gene de yoğun vize kabulleri var ki Ocak-Mayıs döneminde bu yılın Ocak Mayıs döneminde ilk 5 aylık dönemde 100.000 Schengen vizesi verilmiş Almanya'dan. Rakama bakar mısınız yani? Almanya demişken fotoğraftaki Almanya eski başbakanı Schröder ve eşi Erdoğan'ın saraydaki işte Cumhurbaşkanlığı yeni dönem törenine e, katılmışlar falan. Almanya'nın en tartışmalı figürleri demiş gazeteci Elmas Topçu. Elinden emekli başbakanlara verilen ofisi alındı, partisinden dışlandı ama saraydaki kutlamalara katılmış. Neden? Rus muhibbi olduğu için. Kuzey Akım vesaire oralarda da onun ticari ilişkileri vardı. Schroeder'in. Yavaş yavaş bağlarken bu biraz evvel de gündeme getirdik. Vize sorunu meselesi. Selim Kuner çok güzel bir e, bu konuyu e, özetlemiş. Diyor ki e, 2015 yılında ülkemiz çıkışlı mülteci sayısı yılda 5000 iken 2022 yılı sonu itibariyle 50.000'i geçti. Suriye, Afganistan, Venezuela kategorisindesiniz. Dolayısıyla diyor, Türkiye'den vize talebinde bulunan herkese, sanatçılar dahil, kim olursan ol, potansiyel bir mülteci gözüyle bakılması normal diyor. Buna yeşil ve gri pasaportları, yani diplomatik pasaportu falan onları da eklemiş. Yakında diyor bu pasaportlar da, bu pasaportlar için de diyor vize istenirse şaşırmamak lazım. Çünkü bu da kötüye kullanılıyor. Bağlarken, Bodur Adalet isimli bir Twitter kullanıcısı paylaşmış. Çok da etkileşim aldığı ve önüme düştüğü için getirdim. Ajda Pekka'nın son hali fotoğraftaki. Ya benim babamın gençlik döneminin starıydı yani. Bizi bırak biz olgunluk dönemine denk geldik. Ülkede gerçekte 80 olup 36 gösteren iki şey var. Biri Ajda diğeri enflasyon demiş. Günün neşesi de bu olsun. Bununla bağlıyoruz. Ajda 80 değil henüz de olmak üzere yani 1946 doğumlu. Geçen hafta da söylemiştim. Hatırlamayanlar için veya ilk defa seyredenler için bir kere daha söyleyeyim. Haftalık yayınları ikiye düşürdüm. İndel HC ekstra bir gelişme olursa üçüncü bir yayını da yapabilirim. Bu hafta salı günü karşınızdaydım. Perşembe günü tekrar bir manşet olacak. Eğer dediğim gibi gelişmelere bağlı üçüncü bir yayın gerekirse üçüncü bir yayında yaparım. In Out'u ise perşembeye bırakıyoruz. Henüz daha olgunlaşmadı. İçime sinmeden de In Out'u yayına vermiyorum. Ama perşembe günü haftanın yeni In Out'u karşınızda olacak. Perşembe günü buluşmak umuduyla hoşçakalın.